Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli Camia TV izleyicileri, öncelikle sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o muazzam sözlerinden Kütüb-i Sitte'de 419 numaralı hadis-i şerif, ravimiz Ebu Umame radıyallahu anh, Tirmizi hadisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece namazından, gece Kur'an okumadan, efendim Kur'an'la namazı buluşturmaktan bahsediyor bu hadis-i şerifte. Her zaman olduğu gibi önce hadisin Arapçasını ve Türkçe anlamını verip ardından ayetlerle, hadislerle hadis-i şerif üzerinde konuşmaya çalışacağız. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Mâ ezine li abdin yakra'ul Kur'âne fî cevfil leyl ve innel birra leyezerru alâ râsil abdi mâ dâme fî masallâhu ve mâ teqarrabe l'ibâdu ilallâhi teâlâ bimithli mâ kharaca min sadaka Resulullah." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah Teala gece Kur'an okuyan kuluna kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak vermez. Kul gece namazda olduğu sürece veya kul namazda olduğu sürece onun üzerine rahmet yağmaya devam eder. Ve kul Kur'an'la, namazla Allah'a yaklaştığı kadar hiçbir şeyle Allah'a yaklaşmış olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Gece kalkışı efendim ve gece okuyuşu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildiğinde yapması istenen ilk şeylerden biri. Müzzemmil suresinde Rabbimiz Allah Teala "Kumil leyl." Gece kalk. Yani namaz kıl. Teheccüd namazı diye ifade ettiğimiz. Ve sonra "Varattilil Kur'ane tartile." Kur'an-ı Kerim'i tartil üzere oku. Tartil üzere okumanın ne olduğunu ifade edeceğiz. Gece namazı ve bu namazda Kur'an'ı okuma. Biliyorsunuz Kur'an okumak namazın içindeki farzlardan biri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Eyyussalati afdal, ey Allah'ın Resulü, hangi namaz en üstündür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tulul kıra'e, kıraatı en uzun namaz, en faziletli namazdır buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gece namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz Allah Teala İsra suresinde malumunuz öğlen makamı mahmuda ulaşmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emredilmiş. Onun şahsında ben öğlen makama ulaşmak istiyorum diyen, isteyen herkese yapılmış bir öğüttür bu. وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Kendiliğinden bir nafile olarak gece kalk, namaz kıl. Umulur ki bu sayede, bu namazla övülmüş makama ulaştırılırsın deniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Tartil üzere okumak, Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumak. Nitekim ayetler geldiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen öğrenmek için acele ediyordu. Rabbimiz Allah Teala müdahale etti Kıyamet suresinde. Ve la tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. Aceleden öğrenmek için dilini hızlı hareket ettirme. Acele etme. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane. Onu
senin kalbinde biz toplayacağız, biz okuyacağız diyor Rabbimiz Allah Teala. Ağır ağır okumasını istiyor. Nitekim Rabbimiz Allah Teala Furkan suresinde de كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْضِيلًا. Senin kalbini sabitlemek için İslam'a, Allah'ın razı olduğu şeylere, kalbine güç vermek, kuvvet vermek, maneviyatını güçlendirmek için biz o Kur'an'ı sana tartil üzere okuduk diyor Rabbimiz Allah Teala. İndirilişi, Peygamber Efendimiz'e verilişinin nasıl olduğunu bizlere ifade ediyor. Ramazan günlerindeyiz. Bu günlerde tabii ki efendim bir günde bir cüz, iki cüz, üç cüz okumak elbette ki çok güzel. Tavsiye edilen de bu. Ama şunu unutmamalıyız. Bir sayfayı okuduk. Eğer okuduğumuz sayfanın anlamını bilmiyorsak, Arapça anlamıyorsak, o sayfanın anlamını okumadan, özellikle Ramazan ayında, anlamını okumadan diğer sayfaya geçmemeliyiz. Çünkü Kur'an bizi irşat ediyor. Biz o sayfayı okuyup da anlamını okumadan karşıya geçtiğimizde, akşam sofrada çocuklarımızla ne sohbet edeceğiz? O ayetleri okuduğumuzda okumakla yetinmemeli. Yazmalıyız. Yazmakla yetinmemeli. Bazı ayetleri ezberleyip anlamını da ezberlemeliyiz. Kur'an, efendim, yaşayalım diye bizim için müjdedir ve ikazdır. Anlamını okumadığımız zaman oradan nasibimizi almamız mümkün değildir. Dolayısıyla her gün Kur'an'ı okuduğumuz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden de en az bir tanesini okumalıyız. Bilmeliyiz ki hadisler Kur'an-ı Azimuşşan'ın tefsiri durumundadır. Kur'an'ı ancak hadislerle kamil bir şekilde anlamak mümkündür. Yeri gelmişken bunun da altını çizmek istiyorum. Efendim, gece namazı ve gece okuyuşu, اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَضْعًا وَاَقْوَمُ قِيلًا. Rabbimizin ifadesiyle Müzzemmil suresinde, işte hem gece okuyuşu, o gece namazı, okumayı o Kur'an'la buluşturma, elbette ki insan için elde edilebilecek en güzel yetenek elde edilebilir. Maneviyat ancak bununla güçlendirilir. Niçin Rabbimiz Allah Teala Peygamber Efendimiz'e daha vahyin başında, peygamberliğin başında böyle bir görev veriyor? Bunu emrediyor. Çünkü ona verilen görev ağır bir görev. İnna senulqi aleyke kavlen thaqila. Muhammed'im, biz sana ağır bir görev verdik. Bu görev kolay bir görev değil. Evet, dinimizi bildiğimiz kadar yaşayabiliriz. Bildiğimiz kadar anlatabiliriz. İnsanın ameli bilgisinin üzerinde olamaz. Namazı Kur'an'la buluşturma, Kur'an'ı namazla buluşturma. Bir de bununla ilgili Peygamber Efendimiz'in namazlarında ne kadar Kur'an okuduğuyla ilgili birkaç hadisi de hatırlamakta fayda var. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılmışsam öyle namaz kılın. Efendim, nasıl namaz kılmış Peygamber Efendimiz? Tabii şunu da ifade edelim. Fe iza salla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Sizden biri İnsanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Bu hafifin ölçüsü ne? Bunu bakın hadislerden öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki la yaqra'u fis subhi bidun 10 ayatin ve la fil isha'i bidun 10 ayatin.
ne sabah namazında ne de yatsı namazında 10 ayetten az okuma olmaz diyor Peygamber Efendimiz. 10 ayet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 3 ayetten de oluşan sayfa var. Bir ayet, bir sayfa olan bir tek ayet-i kerime var. Bakara suresinde 4 ayetten ama 20 ayetten de oluşan sayfalar var. Ortalamasını aldığınız zaman şöyle ifade edebiliriz. En azı bir sayfadır. Yatsı namazında ve sabah namazında bir sayfadan az okuma olmaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu neyi gerektirir? Kur'an ayındayız. Bu ayda şu sureyi, Cuma suresini ezberleyin. Kıyamet suresini ezberleyin. İnsan suresini ezberleyin. Bir hedef koyup Ramazan'dan bize bir hatır. Her aya bir sure verelim. Ve o sureyi o ayda ezberlemeye çalışalım. Ezberlediğimiz sureyi de namazda okuyalım. Şimdi biliyorsunuz namaz huşu ile kılındığı zaman değerlidir. Namazın estetiği huşudur. Nitekim Rabbimiz Allah Teala Müminun suresinin efendim ilk sayfasında kurtulan müminlerden قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Müminler kurtulmuştur. Onların ilk özelliği olarak huşuyu zikrediyor. İşte namazdaki huşu. İnsanlar hep aynı şeyleri yaptığı zaman farkında olmuyor. Namazı okuyup geçiyor. Ne okuduğunun farkında olmuyor. Sürekli Kur'an'dan ezber yapıp onu namazda okuduğunuz zaman namazımızın huşusuna da ciddi katkı sağladığımızı göreceğiz. Efendim, başka bir hadis-i şerifinde normal şartlar altında Peygamber Efendimiz sabah namazında ne kadar okurdu? Mesela, kainatın efendisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem قَرَأَ فِي الْعُولَى مِنَ الصُّبُحِ بِأَرْبَع۪ينَ آيَةً مِنَ الْاَنْفَالِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةِ مِنَ الْمُفَصَّلِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem normal bir sabah namazında diyor ki o birinci rekatta Enfal suresinin 40 ayetini okudu. Başından başladı, 40. ayete kadar okudu. Kardeşlerimiz Enfal suresini açıp baksınlar. Efendim 40. ayet 5 sayfadır. 5 sayfa okumuş Peygamber Efendimiz. İkinci rekatta mufassal surelerden, Hucurat'tan aşağısı mufassal surelerdir. 3 kısma ayrılır. Uzun mufassallar, orta ve kısa olmak üzere. 2 sayfadan fazla olanlara uzun, 2 sayfa ile 1 sayfa arasında orta, 1 sayfadan az olanlara kısa denir. O surelerden birisini okuyor. Biz 2 sayfa olacak olursa, sabah namazında Peygamber Efendimiz normalde 7 sayfa okuyor. Başka bir hadis-i şerifinde مَا بَيْنَ السِتَّيْنِ اِلَى الْمِئَةِ O sabah namazında 60 ayetle 100 ayet arasında okurdu. Bakın namazla Kur'an'ı birleştirmiş Peygamber Efendimiz. 60 ayetle 100 ayet baktığımız zaman 13-14 sayfadır. 13-14 sayfa okuyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında. Amr İbn-i Rabia radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ömer'in sabah namazında ne kadar okuduğundan bahsediyor. Diyor ki Hazreti Ömer sabah namazının birinci rekatında Yusuf suresini, ikinci rekatında Haç suresini okurdu diyor. Yusuf suresi 14 sayfa, Haç suresi 10 sayfa. Muhtemel imsaktan sonra o zaruret 20 dakika geçince başlanmış. Güneş doğuncaya kadar namazla Kur'an'ı buluşturmuşlar, okumuş Hazreti Ömer. Akşam namazı, bizde genelde kısa okunan, efendim böyle, bir an önce bitirilip geçilecek olarak bu şekilde ifade edilmiş. Nereden geldiğini bilmiyoruz tabii. Elbette ki işimiz olduğu zaman kısa süreleri okuyabiliriz. Ama bu bir ömür boyu yapılmaz. Bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
akşam namazında okuduğundan bir hadis-i şerifi hatırlayalım. Kâne yakra'u fî salâtil mağribi biddûr bidduhân. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında Duhan suresini okurdu. 3 sayfa. 1,5 sayfa birinci rekatta, 1,5 rekat, 1,5 sayfa ikinci rekatta. Tur suresi 2,5 sayfa. 1,5 sayfa birinci rekatta, 1 sayfa ikinci rekatta. Şimdi işte bu namaz. İşte diyor Peygamber Efendimiz. Kul Kur'an'la namazı buluşturduğu zaman hiçbir şeyle Rabbine bu kadar yakınlaşmış olamaz. Şimdi bir de okuduğunuz ayetlerin anlamını düşünerek o namazı kıldığınızı düşünün. Efendim, elbette ki işte iyi olmak için olağanüstü şeylere ihtiyacımız yok. Namazlarımızı düzgün kılacağız. Maneviyatımızı namazla güçlendireceğiz. Gece hayatımız iyi olacak, güçlü olacak. Gündüz de insanların kınamalarından, efendim teşekkür ederlerse hamd edeceğiz. Kızarlarsa sabredeceğiz. Böylece hem dünyada hem de ahirette Rabbimizin sevdiği kullardan olacağız. Bizleri dinlediniz, zaman ayırdınız. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun efendim.